Arkadaşlar merhabalar iyi günler iyi çalışmalar diliyorum. Aydın yayınlarından güzel bir sorumuz var sınava yarı olduğunu düşündüğüm. Sizler için çözmeyi anlatmaya çalışalım. Bir kere yaptım anlatımı çok iyi yapamadığımı düşündüm. Tekrar anlatmaya çalışacağım. Analitik düzlemde verilen ABCD karesini alanları eşit iki bölgeye ayırabilen doğrulardan ikisi x eşittir 7 ve y eşittir 5 doğrularıdır. B 12'ye 4 noktası olduğuna göre c noktasının koordinatları toplamı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Aslında analitik düzlemdeki bu tip kare sorularında karemizin etrafına yeni bir kare çizerek birbirine eş üçgenler elde ediyorduk. Bu sorumuzda da ondan faydalanacağız ama öncesinde şunu belirtmiş olalım. Ben buradaki ABCD karesinin biraz büyümüş halini şuraya çizmek istiyorum arkadaşlar. Herhangi bir kare ya da ABCD karesi gibi düşünün. Bunun üzerinden yorum yapalım. Eğer biz bize verilen bir karenin alanını iki eş parçaya ayırmak istiyorsak, karemizin merkezinden arkadaşlar bir doğru geçirmeliyiz. Eğer karemizin merkezinden yani ağırlık merkezinden biz bir doğru geçirirsek, elimizdeki karenin alanını iki eş parçaya ayırmış oluruz. Buraya C, buraya D, buraya A, buraya B diyelim. Eğer bu nokta bizim köşegenlerimizin kesim noktası olan ağırlık merkezi ise bu ağırlık merkezden geçecek her doğru Bizim karemizin alanını iki eş parçaya ayırır. Örneğin şurada kalan parçamız P birimse, burada kalan parçamız da P birim olur. Şurada kalan uzunluğumuz L birimse, burası da L birim gelmiş olur. Aslında burada birbirine eş iki tane dik yamuk elde etmiş oluruz arkadaşlar. Demek ki biz elimizdeki bir doğruyu karemizin tam ağırlık merkezinden geçirebiliyorsak, o doğru bizim karemizi iki eş alana ayırmış olur. Burada da x eşittir 7 doğrusu karemizi iki eş alana Y eşittir 5 doğrusu da karemizi 2 eş alana ayırmış. Demek ki X eşittir 5 doğrusunun biz çizdiğimiz zaman karemizin neresinden geçmesi gerekir? Köşegenlerin kesim noktası olan ağırlık merkezinden. Bu bize köşegenlerimizin kesim noktası olan ağırlık merkezimizin apsisinin kaç olduğunu söyler? 7. Benzer mantıkla Y eşittir 5 doğrusunu çizdiğimizde karemiz 2 eş alana ayrılıyorsa demek ki Y eşittir 5 doğrusu bizim karemizin köşegenlerin kesim noktası olan ağırlık merkezinden geçiyor olmalıdır. Bu da bize karemizin ağırlık merkezinin ordinatını kaç olduğunu söyler, 5 olduğunu söyler. O zaman biz burada karemizi buraya taşımı, taşıdığımızı düşünün. Şu ağırlık merkezini belirlemişsek, bu ağırlık merkezinin koordinatları kaç olmalı? 7,5. Şuraya 12,4 diyelim arkadaşlar. Bunu bulduktan sonra D'yi de rahatlıkla bulabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü ben D'den B'ye birleştirdiğimde köşegeni çizmiş olurum. Burası ağırlık merkezi ise şu iki parçada birbirine gelmiş olur, eşit gelmiş olur. Peki Buradaki ağırlık merkezi D ve B'nin tam orta noktası mıdır? Evet. Nasıl buluyorduk orta noktayı? İki noktanın koordinatlarını toplayıp 2'ye bölerek. 12 ile D'nin apsisini toplayıp 2'ye böldüğünde 7 gelmesi için D'nin apsisinin 2. 4 ile D'nin ordinatını toplayıp 2'ye böldüğünde 5 gelmesi için D'nin ordinatının kaç olması gerekir? 6 olması gerekir arkadaşlar. Yani ben burada D noktasını aslında belirlemiş olurum. Nedir? 2,6 noktasıdır. Bunu yaptıktan sonra sorunun başında dediğim gibi karemin etrafına şöyle yeni bir kare çizerek birbirine eş üçgenler oluşturarak ilerleyeceğim arkadaşlar. Bakın şöyle aldığımı düşünün. Şuradan sağa geldik. Şuradan alt tarafa doğru şöyle geliyorum. Bunu dikdörtgen içeren sorularda da yapıyorduk. Mesela bakın şimdi yeni bir kare oluşturdum. Yani şuradaki açıların her birinin kaç olduğunu biliyorum. 90 olduğunu biliyorum. Şuradaki açıma ben alfa dersem. Şuradaki açıma beta dersem. Alfa artı beta artı 90 180 yapar. Beta 90 buraya ne gelir? Alfa. Alfa 90 buraya ne gelir? Beta. Beta 90 buraya ne gelir? Alfa. Alfa 90, 90, 90 buraya ne gelir? Beta. Beta 90 bura alfa. Alfa 90 burası beta gelmiş olur. Burada alfa beta 90 içeren 4 tane birbirine benzer üçgen elde ederim. Bu 4 tane birbirine benzer üçgen de 90'ların karşısı karemizin bir kenarı olduğu için aslında bunlar benzer de değil eş üçgenlerdir. Yani her birinde alfanın karşısı eşittir. Her birinde betanın karşısı eşittir. Örneğin bakın şu B12,4 noktası. Bu bize şurada alfanın karşısının kaç birim olduğunu söyler. 4 birim olduğunu söyler. O zaman burada da alfanın karşısı 4 birimdir. Burada da alfanın karşısı 4 birimdir. Burada da alfanın karşısı 4 birimdir. D'nin koordinatlarını 2,6 olarak bulduk. D'nin koordinatları taraftan 2,6 ise şurası 2 birimdir. Ama şu uzunluğumuz 6 birimdir. Yani betanın karşısı 6 gelmiştir. O zaman burada da betanın karşısı 6 gelir. Burada betanın karşısı 6 gelir. Burada betanın karşısı 6 gelmiş olur arkadaşlar. Bunları yazdıktan sonra artık C'nin koordinatlarını rahatlıkla bulabiliriz diye düşünüyorum. Bir kere B'nin apsisi 12 olduğu için şu noktamızın apsisi kaçtır? 12. Yukarıya çıktığımızda kare olduğu için bu bizim x eksenimize diktir. Yani şuradaki uzunluğumuz da 12 birimdir. 4 birim sola gittiğimize göre 12 eksi 4'ten C'nin apsisinin 8 gelmesi gerekir. Aynı zamanda 4 buradan 6 buradan bu kenarımız 10 olduğu için bakın şu uzunluğumuzda kare olduğundan x eksenine paralel olduğu için c'nin ordinatı da 4 artı 6'dan kaç gelmiş olacaktır 10 gelmiş olacaktır yani c'mizin apsisi 8 ordinatı da 4 artı 6'dan 10 gelmiştir c noktasının koordinatları 8 virgül 10 olarak bulunmuştur bize bunların toplamı istendiği için doğru cevap da 8 artı 10'dan 18 gelmiştir diyebiliriz arkadaşlar umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur